Yoksa aynı kelimeleri söyle, bunların şey kalmaz. Nokta, evvel, damla, apo, şey. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Nihat Genç'le Ver Yansın programına daha hoş geldiniz. Programa başlamadan önce sizlere bir kitap tanıtmak istiyoruz. Deniz Kurmay Albay, Murat Özenalp'in kitabı çıktı. Sevenleri, dava arkadaşları, aileleri ve duyarlı köşe yazarları Murat Özenalp anlattı. Ve bu Alibi Yayıncılık'tan dün itibariyle, 1 Mayıs itibariyle çıktı. Neden 1 Mayıs? Çünkü kendisini bir balyoz kumpasında, Mamak cezaevinde kızıyla beraber, kızı Duru ile beraber oyun oynarken beyin kanaması geçirip kaybettiğimiz şehidimizi tarihi 1 Mayıs 2014. O üzerinden tam bir yıl geçti ve şu anda bu bir yılın anısına da kendisini ömür boyu unutmamak adına bir kitap yayınlandı. Bütün izleyicilerimize bu kitabı tavsiye ediyoruz. Öncelikle bununla ilgili bir şey söyler misiniz? Tabii unutmamak lazım Erdem. Bu da genç gazeteciler size düşüyor. Elimiz ne kadar program olarak sıkışık ve dar da olursa olsun bu tür haberleri baş tacı edip girmemiz ve hatırlatmamız lazım. Evet. Ömür boyu. Buradan Sayın Özenalp ailesine tekrar matemine katıldığımızı söyleyelim. Dava arkadaşlarına söyleyelim. Da bir kez daha öyle. Başımız sağ olsun diyelim. Tekrar. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben aslında hemen konuya gireyim. Gündemi hiç anlatmayayım. Çünkü gündemin aslında belli başlı konuları var ve bunu hemen izleyicilerimiz fark edecekler. Öncelikle şöyle bir şey oldu. Ben hemen çok kısa bir giriş yapayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde son dönemlerde, son haftalarda çıkan manşetler, çıkan köşe yazıları oldukça tepki çekti. Özellikle bu birçok gazetede de birçok köşe yazarına da aslında tepkisine nasar oldu. Aynı zamanda sizin de, evet, size bayağı bir yazı yazdınız. Cumhuriyet'le ilgili bir yazı yazdınız. Hatta çanlar, gonglar Cumhuriyet Gazetesi için çalıyor dediniz. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin icra kurulu başkanı Akın Atalay Cumhuriyet'i savunan bir yazı kaleme aldı. Ve bu yazıda Hürriyet Gazetesi'nden sonra da dediler ki işte Nihat Genç'e cevap verildi de diye bir haber yapıldı. Ancak tabii sadece Nihat, siz de cevap verdiniz bunun üzerine. Bana yazılmış bir şey yok dediniz. Ve son olarak da aslında orada bir örnek de vardı tabii. Aydınlık Gazetesi'nde de bir tepki vardı zannedersem. Aydınlık Gazetesi'nde diyor ki orada eski bizde çalışanlar, tahminim Mehmet Faracı kastediyor. Sonra işte burada olup bir takım kendinden menkul diyor. Evet. Çok imalı şekilde. Orhan Bursalılar da soruyor. Niçin biz? Mine Kırık Kanat falan, evet, şey yapıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Önce onu söyleyelim. Burada okuyucularımız şunu bilsinler. Özellikle mesela CHP'liler. CHP'deki bugünkü durumu, siyasal atmosferi daha ilan edilmeden biz söyledik. Yani CHP süreçte kol kola girdi dediğimizde Nihat Genç CHP'yi eleştiriyor denildi. Oysa bu bir durum tespitiydi. Şimdi CHP'nin kendisi süreçte olduğunu söylüyor. Yani biz olup bitenleri bir yıl önce, 6 ay önce, 1,5 ay önce görüp ve söyledik diye CHP'ye kötülük yapan insan değiliz. Daha önceden söylüyoruz. Ve söylediklerimiz hiçbir suçlama değil, olan vakalar. Şu anda da evet, CHP bunları yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde de öyle. Olup biteni önceden söyledik ve şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde İşte o Akın Atalay, Kadir Zinmüslü bu, vahşi bir üslup yani, okuma yazma bilmeyen bir insanın icra kurulu başkanı olması ayrı bir hadise. Fakat bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki iç savaş nihayet deklare edildi. Hikmet Çetinkaya 26 Nisan'da bir yazı yazdı ve yazıda onlarca yıldır gazetenin yazarı olan şair Atol Behramoğlu'na çok değerli bir, evet, şairimiz, ağzına almadık laf, söylemeyecek laflar söyledi. Yani çok Atol Behramoğlu en sakin şeklimle diyor. Buna ancak yakışıksız diyebilirim diyor. Ama bu yakışıksızdan çok öte. Irkçılığı, faşistliği. Sebebi niçin Atol Behramoğlu HDP'nin %10 barajını aşmasını istemiyor. Ve o yüzden öksürü ve faşist oluyormuş Atol Behramoğlu. Evet. Hikmet Çetinkaya'ya göre. Yani Atol Behramoğlu %10 barajını aşmasını istemediği için yine Cumhuriyet Gazetesi'nde Hikmet Çetinkaya tarafından tekme tokat neredeyse dövülüyor. Bir de Vatan Partisi'ne yakın olduğunu iddia ediyor. Bir de böyle şeyler var. Şimdi bu tabii ki burada bir iç savaş var. Bunu daha önceden, bu iç savaşı daha önceden bizler söyledik. Şimdi bizler daha önceden bunu söylediğimiz için kötü mü yani, kötülük mü yaptık? Olan biteni söyledik. Biz eleştiriye gelince eleştireceğimiz yerler var. Söyleriz.
şey yaparız. Bu başka bir şey. Yeni Cumhuriyet'in, yeni CHP'nin geldiğini yıllar önceden söyledik. Şimdi de yeni Cumhuriyet'in geldiğini söyledik ve hepsi oldu ve gerçekleşti. Tabii büyük medyamız ya da büyük internet siteleri de bizim söylediklerimizi asla söylemiyorlar. Hepsini gizli kapaklı el altından, yani gizlice bir boğma yapıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlelerine şunu söylüyor. Bir yalan söylüyor. Söylediği yalan şudur. Biz bunca zamandır diyor. Ümit Kocasakal, Metin Feyzoğlu, Süheyl Batum, Bülgül Ayman ve Emine Ülker ya da Onur Eğmen gibi isimlerle daha önceden yapamadık. Yani başaramadık. Başaramadık dediği de %25. Yani bunlar %23 ve %25 barajını aldı bu saate kadar. Evet. Ve en zor günlerde aldı. Buna evet. Başaramadık. O yüzden bunları tasfiye ediyoruz. Kendi CHP seçmenine böyle diyor. Yeni isimlerle daha işbirlikçi, daha süreçten yana, kendinden menkul böyle liberal, tuhaf isimler taşıyan insanları cemaatçi memaatçi taşıyarak daha çok oy alacaklarını iddia ediyorlar seçmenlerine karşı. Bu da yalan. Çünkü burada da sürecin içine girdiği için, yani AKP'nin HDP ile koalisyon süreci ya da masaya oturmasının yedeği olarak, hani onlar başaramazsa biz devam edeceğiz. Görevleri bu CHP'nin. Ve bu sürece kim karşı çıkar? Ümit Kocasakal, Metin Feyzoğlu ya da buna benzer isimler karşı çıkacağı için şimdiden bunların Ali Iğdır milletvekili Özgündüz bütün bunları tasfiye ettiler. Evet. Gerçek budur. CHP büyük bir politika değişikliğine girmiştir ve girdiği için bunları tasfiye etmiştir. Ama okuyucusuna seçmenine biz bunlarla seçim alamadık, o yüzden yeni isimler, yeni dediğin isim gelecekse bana Ümit Kocasakal gibi, Metin Feyzoğlu gibi, Bülgün Ayman gibi bir isim söyle yani. 4. 5. ve 6. sıradaki ilçe başkanlarının eşleri, karıları, 6. sınıf gazeteciler bunları yeni alamaz şüphesiz. Yani bir dalavera içindeler. Bunu söylemek istiyorum. Ancak şunu topyekun söylemek istiyorum. Biz muhalefete çalışan insanlarız. Muhalefetten hangi parti olursa olsun güçlü oylar alsın. Ama bu biz susacağız anlamına gelmez. Biz susarsak öbürlerinden farkımız ne olur? Bizim mal ortada. Her şey neyimiz? Ayağım dayan ortada konuşacağız. Konuşursak kazanırız ve doğru oluruz. Çünkü biz kumpaslardan çok bıktık. El altından boğmalardan, kapalı kapılar arkasından, elçiliklerdeki Amerikan elçilikleri görüşmeler, işte bikinis belgeler, çok bıktık bunlardan. Evet. Harbi olalım. Harbi olun, canımı yiyin. Şimdi CHP'deki bu değişikliğin aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde de başlaması, işte Ermeni soykırımından özür başlamalı, HDP tezleri, süreç ve PKK tezlerinin başlamış olması, hatta PKK'ya terörist dememek ve hatta oradaki yazarlar Orhan Bursalı, Mine Kırıkkanat, Atol Behramoğlu'na bir savaş ilanı el altından, ama bakın düz ismini vermiyorlar. Evet. El altından ve gizlice söylemeleri, bunlar karşıya olduğumuz, yani seçmenleri bizim uyarmak zorunda olduğumuz bir kumpastır el altından. Tabii burada sürekli bir dil kullanıyorlar. İşte mesela Can Dündar diyor, biz diyor bu Ermeni başlığını yaptık, işte PKK teröristleri Sezgin Tanrıkulu'yla PKK tezinin yaptık, CHP'ye ilişkiler, röportajlar yapıldı falan, ama bunlara karşı gelenler diyor bir avuç ırkçı azınlık. Can Dündar diyor bunu. Yani bir avuç ırkçı azınlık buna karşı çıkmış. Evet. Şimdi bu batıcı aydınlarda, sömürge ve koloni aydınlarında 30 yıldır kullandıkları bir şeydir bu ırkçı. Yani bizde böyle bir suçlama var. Şimdi geriye dönüp laf lafı açıyor tabii, başka yerlere giriyoruz ama ya 30 yıl özelleştirme tartışıldı. Özelleştirmede aklına geleni bunlar sattı. Ve biz hiç değilse istihbarati kurumlar dursun dedik, değil mi? Türk Telekom gibi. Onun büyük kavgaları verildi. Ne dediler bize? Öpçü faşist. Avrupa Birliği'ne girelim dedi. Biz dedik ki Avrupa Birliği'ne eşit girelim dedik. Bizim iş adamlarımız da onun iş adamları gibi rahat girsin çıksın. Ya da bu gümrük birliği olmasın dedik. Ne dediler bize? Bunlar ırkçı faşist dediler. Yani biz hangi tezi savunursak savunalım, ırkçı faşist. Özelleştirmede arsa fiyatına satıldı. Milyon, Türkiye'nin 90 yıllık serveti. Nerede? O 30 yıl bu özelleştirmeyi savunan bu batıcı koloni yazarlarının bir tanesi dönüp ya bu arsalar ne oldu, bu fabrikalar ne oldu? Çünkü istihdam büyüyecek demişlerdi. Ne istihdam? Herifleri geldi üstüne TOKİ yaptılar. Ya da arsa fiyatına fabrikalar gitti. Hepsinde ne olduk? Irkçı olduk, faşist olduk. Aklına bir sorun getirir. Yani Ermeni soykırımı tartışıldı, gene biz ırkçı olduk, faşist olduk. Hangi konuyu tartışsan tartış, ırkçı ve faşist oluyorsun.
200 yıldır bütün dünyada büyük bir savaş var. Bu savaşın en büyüğü modernleşmecilerle batıcı aydınların savaşıdır. Bu batıcı aydınlar kolon askerleri gibi çalışırlar. İşte özelleştirmede, Ermeni soykırımında, PKK'daki tezleri açıktır ve ortadadır. Bunlar cemaatle ilişkiye girdiler. Yetme zaman evet anayasasıyla bir cemaate devlet teslim ettiler. Modernleşme başka bir şeydir. Modernleşmeci aydınların başında diyelim ki Mustafa Kemal Atatürk vardır. Mustafa Kemal bir modernleşmecidir, bir batıcı değildir. Hayatın hiçbir önüne batıcı olmadı. Yani böyle Batı'nın tezlerini gelecek, tartışacak, Batılı çıkar. Modernleşme şudur, Batı'nın hukukunu alır, üniversitesini alır, değerlerini alır ve kendi ülkesinin menfaatine kullanır. Batılılar da bunu bakar ki bunlar bizim dilimizi öğrenmiş, yani akademik dilimizi öğrenmiş, hukukumuzu öğrenmiş diye çok rahatsız olurlar. O yüzden senin elinde, senin kurduğun bu bağımsız cumhuriyeti senden alıp, IŞİD'in eline, İslamcıların eline, dincilerin, yani bu hukuku asla bilmeyecek, anlamayacak, kullanamayacak insanların eline verirler, teslim ederler. Siz kimsiniz? Bu Batı'nın Rönesans'la ve aydınlanmayla geliştirdiği hukukla bir bağımsız toprak kuracaksınız. Bunu hazmedemezler. O yüzden Batı dış topraklarda büyük büyük savaştır bu. Batı'nın bitmeyen bir savaşıdır. Bu savaşın adı modernleşmecilerle Batıcıların savaşıdır. Batıcıları tanıyorsunuz Türkiye'de. Özelleştirmeleri kim savundu? Bu Gülay Göktürkler, Mehmet Barlaslar, Ali Bayramoğlular, 100 tane adam. Yani isimler. Hepsi manşetlerde. Bütün bunlar koloni ve sömürge aydınları gibi konuştular ve konuşmaya devam ediyorlar. Ermeni tezlerinde de aynı değişmedi. Avrupa Birliği tezlerinde de değişmedi. Ama modernleşmeci aydınların çok yerde var. Mesela Aydınlık Gazetesi'nde var. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nde de modernleşmeci aydınlar. Hatta bu modernleşmenin motoru olarak başladı. Atatürk'ün ismini koydu Cumhuriyet. Zaten aydınlanma. Modernleşme derken aydınlanma diyoruz, evet. Değil mi? Şimdi bu aydınlanmanın kalesine de büyük bir tertip ve kumpas yapıldı. Ermeni tezlerini savunan, Taşnak tezlerini savunan, HDP tezlerini, PKK tezlerini savunan, değil mi? PKK'ya terörist bile diyemeyen ve ülkesinin bağımsızlığını ve birliğini koruyanlara da ırkçı faşist diyen bir dil nihayet hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Cumhuriyet Gazetesi'ne gelmiş ve yerleşmiştir. Biz bunları söylemek zorundayız. Biz de bağırmıyoruz, küfretmiyoruz, çağırmıyoruz. Ancak bizim çağırdığımız yer muhalefettir. Bin çeşit muhalefet vardır. AKP'nin karşısında, iktidarın karşısında bu muhalefet içerisinde insanlarımız beğenirler. Şunu Vatan Partisi beğenirler, onu beğenirler, bunu beğenirler. Kim beğenirse beğensinler. CHP'yi beğenirler. Ama biz yazarız. Yani biz konuşmayacaksak, biz bunu söylemeyeceksek. Bakın bunları size şimdi anlattığım hikaye size Türk basını, medyası değil mi saklıyor. Evet. Kendi yazarlarının Amerikan elçiliklerine girip çıktığını, toplantılar, kokteyller yaptığını saklıyor, söylemiyorlar. Bunu biz söylüyoruz. Bunu şimdi görünmeyen, söylenmeyeni biz söylüyoruz diye kötü adam mı oluyoruz? Ya da niçin böyle yapıyor mu oluyoruz? Bu olmasın. Bizim kişiliğimiz, duruşumuz bu ülkede eleştiren bağımsız yazarların olduğunun göstergesidir. Biz de bitersek, biz de konuşmazsak elinizden ekmeğinizi alacaklar. CHP'yi aldılar. Cumhuriyet Gazetesi'ni işte gözünün içinde aldılar. Ve bunlar ilk defa burada konuşuldu, burada söylendi. Fazla uzatmak istemiyorum. Ama günümüz bugünkü de Oda TV haberini yaptı. Hikmet Çetinkaya, Atol Behramoğlu'na çok şey aklı alınmayacak yani. Söylenmeyecek. Irkçı şovenist suçlamalarla ilgili bir yazı yazdı. Bu da orada Kızıl Kıyamet'in koptuğunu gösteriyor. Çok sert bir kavga başlamıştır. Herhalde o da tasfiyeye falan gider. Ya da bilemiyorum yani. Şimdi hedefine genellikle bir ara ara yapar Cumhuriyet Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'ne dikmiş durumda. Gözlerini oraya dikmiş durumda. Çünkü Aydınlık Gazetesi sürekli Cumhuriyet Gazetesi bir eksen kayması yaşadığında hemen bak Cumhuriyet Gazetesi böyle yapıyor falan diye. Hatta bunu da çok kardeşçe iyi niyetle yapıyor. Niye? Ben nereden biliyorum? Çünkü ben 5 yıl Aydınlık'ta bir emekçi olarak çalıştım. Şimdi Erdem, evet. Burada onu savunmak, bunu savunmak pozisyonunda değiliz. Biz, hı-hı, şunu söylemek zorundayız. Aydınlık Gazetesi parası verip alınan, satın alan bir gazete. Ve Aydınlık okurları diyor, gidiyor bir yap, Biden alıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi değil. Cumhuriyet Gazetesi biliyorsun bürokrasi de alınıyor. Diyelim ki Türkiye'de 100 bin tane, 200 tane üniversite varsa buraya alınıyor. Bürokrasinin kadrolarını alıyor ama ayrıca belediyeler toplu halde alıyor. Böylelikle bizim gibi okurları alan bir gazete değil Cumhuriyet. Yani bir nevi bir müesses nizamla ilişkileri var. Yani CHP belediyesiyle ilişkisi var. Değil mi? Böyle bir ilişkisi var.
Biz buradan konuşmamız lazım. Ama dediğin çok doğru. Aydınlık, yani ne zaman sıkışsa Aydınlık Gazetesi'ne şey yapmaya çalışıyorlar. Burada Aydınlık Gazetesi'ne vurmak, laf söylemek değil. Aydınlık Gazetesi'nin öne sürdüğü tezlere karşı. Şimdi Mehmet Faraş diyelim bir takım tezler ileri sürdü. Bu gazetede şunlar yapılıyor dedi. Şimdi sen Mehmet Faraş ne biçim adamsın diyemezsin ki. Bu çocuk ne dedi? Ve oldu ama dedikleri. Şimdi oldu. Değil mi? Yani daha önceden haber vermiş işte size. Evet. Şimdi bu da muhtemeldir ki burada bir çatırdama var. Çatırdama karşısında o Akın Atalay diye kimse icra kurulu başındaki arkadaş böyle kadirizm üstü böyle bağırmayı bıraksın, sorulara cevap versin. Tabii de HDP PKK tezleri, Ermeni soykırım tezleri ve süreç tezleri destekleyen manşetler attılar. Sorun budur. Bunlar da kabulleniyorlar zaten. Bir de şöyle bir durum, yani ifadesinde Sayın Atalay'ın yazısında şöyle bir şey var. Mesela Cumhuriyet ilkelerini ve değerlerini koruyoruz diyor. Ne koruyor? Böyle bir ifade kullanıyor hemen arkasından sonraki cümlesinde. Gazetelerde değişmek, yenilenmek zorundadır diyor. Yani işte şüphesiz bunlar doğru, tezler de temel değerlerinden. Yani ben mesela değişebilirim. Kazağımı değiştiririm, fırkamı değiştiririm, yeni şeyler değiştirebilirim. Hatta fikirlerimi de değiştiririm ama erkeklik organımı değiştiremem yani. Yani çok temel, yani kadınken kız olamam, kızken, yani bu değişiklik değil, bu tam bir dönüşüm yani, başka bir şey oluyorsun. Elmayken araba oluyorsun sen, arabayken diyelim ağaççı oluyorsun. Şimdi bu Kenan Evren ağzıydı, o da Cumhuriyet ilkelerine çok bağlıydı. Yani böyle üç tane güzel cümle kurup, yani gardırop Atatürkçüsü dediğimiz insanların ağzı bu. Şeklen üç tane cümle kuruyorsun ama yaptıkların ne? Yaptıkların kimi destekliyorsun? Cemaat koruculuğu yapıyorsun, PKK koruculuğu yapıyorsun. Evet. Meşruiyet kazanıyorsun PKK tezlerine. Taşnak tezlerine meşruiyet kazanıyorsun. Yaptığın budur. Taşnak tezlerine meşruiyet kazandırmakla Cumhuriyet ilkeleri korumak arasında nasıl bir ilişki var? Bana söylesin ya. Çocuk mu kandırıyor bu? Ya da Cumhuriyet okurları bunca yıl gazete okumuş. Hiçbir bilgileri olduğunu düşünmeyelim. Hiçbir akademik kariyerleri de yok. Sadece gazete okuyorlar. Şimdi bu gazete okuyan insanların bir birikimi var. Şimdi siz bu birikim karşısına çıkıp diyorsun ki biz Cumhuriyet ilkelerine den yanayız ama Ermeni taşlak testleri, PKK tezleri ve cemaat koruculuğuna da devam ediyoruz. Ne bu ne? Diyor. Bunu açıklasınlar, buna cevap versinler. Bunun başka türlü konuşmamız lazım Erdem. Tabii sıkıştıkları yerde çok haklı bir şey diyorsun. Böyle Aydınlığa laf sokma, Aydınlık Gazetesi'ne. Sürekli şeyi kıskanıyorlar. Aydınlık Gazetesi'nin, daha doğrusu ulusal cephenin. Sadece Aydınlık Gazetesi ve Vatan Gazetesi'yle Vatan Partisi'yle değil. Geniş bir muhalefet oluştu 7 yılda. Yeniden doğuş. Zaten Vatan Partisi bu yeniden doğuşu şey yaptı, gösterisini yaptı kurultayında. Hani Ergenekon'dan çıkış gibi yeni bir ruh geldi, yeni bir hareket geldi. Bakın hukuk, devlet, bütün emniyet güçleri cemaatin eline geçti. Geçti mi? Geçti. Burada feryat figan konuşmalar yaptık mı 7 yıl sürecinde? Yaptık. Ama buna karşı birileri mücadele verdi. Gururla, onurla ve burayı darmadağın hale getirdi. Bu ülkeye Hümeyni gibi geliyorlar mıydı? Bu ülkenin askeri, polisi, her şeyle bir diktatörün eline ya da bir yalancı peygamberin eline geçti mi? 2011-2012 itibariyle geçti. Buna karşı kim kavga verdi? İşte bu muhalifler kavga verdi ve çatırdadı. Bugün FETÖ örgütü diye şeyleri, iddianameleri girmiş ve PKK gibi bir terör örgütü olarak ilan edilmiş bir yere geldi. İşte bu Cumhuriyet'in bu liberal, batıcı, kolonici, sömürgeci yazarları bu heyecanı, bu coşkuyu, burayı kıskanıyorlar. Onlar çünkü muharebe verememiş. Onlar çünkü haksızın karşısında duramamış. Onlar ülke savunmasına bir fiil katılamamış. Ama cephede savaş veren bu insanları, bu yazarları sürekli kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Ve onlara sürekli papağan gibi her koloni subayının kullandığı dili kullanır. Siz ırkçısınız, faşistsiniz. Yani ne yapacağız? Irkçı olmayalım, PKK tezlerine taşnakçı olalım. Irkçı, o zaman mı kurtulacağız ırkçı ve faşist olmaktan? Karşılaştırması bile bu değil. Tabii. Yani bu suçlamaların yeri yok yani. Yani şimdi ben de aslında bir cümle etmek istiyorum. Çünkü ben iki yıldan fazla bir süre Aydınlık Gazetesi haber müdürlüğü yaptım. O dönemlerde Cumhuriyet Gazetesi bu ülkenin çok önemli bir değeridir aslında. Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı yazarları Fethullah Gülen'in yanına gönderildi mesela. Onlarla görüşmeler yapıldı ve bunlar toplumdan gizlendi. Biz de kendilerine telefonla ulaştık. Dedik ki bakın gittiniz mi gitmediniz mi? Onlar işte ya biz dedi işte şöyle yani bayağı tepkili bir şekilde yani normalde biz öğrenmek için söylüyoruz. Ve bu gerçekleri Aydınlık Gazetesi'nde yazdık. Tabii o gün bugündür. Tabii her zaman
mutlaka Atatürk'ü cephede, Cumhuriyet cephesinde olan Cumhuriyet gazetesinin yıllardır operasyonu vuruyan Cumhuriyet gazetesinin son dönemlerde bu hale gelmesi hakikaten bizleri de, biz gazetecileri de çok çok üzüyor. Değeri tabii Cumhuriyet'in bir değeri. Çok önemli. Yani Cumhuriyet'in bir sürü değeri var, devrimleri var değil mi? Abi, bu Cumhuriyet gazetesi Türkiye'nin değeridir ve onlarca yıl burada bağımsızlık savaşı verdiler. Bu kadar büyük bir değerin birden renk değiştirmesi, koloni ve sömürge ağzı kullanması ve bu ülkenin bağımsızlığından yana Atol Behramoğlu gibi insanlar ırkçılık ve faşistlikle suçlamaları, PKK tezleri, taşnak tezleri ve cemaat korucularının soyunmaları çok önemli bir haberdir. Yani müsaadesinde bunları söyleyelim. Yani biz o kadar mı şeyiz yani? Bunları da mı söylemeyeceğiz? Ne demek ya? Gözümüzün önünde olup biten şeyleri de izleyicilere, okuyuculara saklarsak söyleyeceğiz. Kendimize tezatlaşırız. Tabii canım yani. Bunları söyleyeceğiz tabii. Evet. Tabii başka şeyler söylemek lazım Erdem, uzun uzun da konuşmak lazım. Ben özellikle bu batıcı, sömürgeci, koloni aydınlar üzerine neredeyse bir uzmanlık. Bir dönemki hayatım cemaat müritleri, cemaatin insanlar yani oraya giden o çocukların ruh halleri üzerine, psikolojileri, sosyolojileri üzerine burada uzun uzun konuşmalar yaptım. Hepsi birebir çıktı bunların. Yani köylerinden alınan, kandırılan bu çocukların nasıl casuslaştırıldığı hikayeleri, tabii hepsinin dibi de yoksulluk bunların. Onları uzun uzun anlattım. Şimdi bu batıcı aydınlar da öyle. Bu batıcı koloni aydınlarının hem Cumhuriyet'te hem de CHP'de yeniden önümüze gelmesi, bunlar üzerine yeniden yoğunlaşmamız ve odaklaşmamız gerekiyor. Ben bunların hepsinin hadım edildiğini düşünüyorum. Ve bugünlerde Doğan Kitap'tan Hadımların Dünyası diye muhteşem bir kitap çıktı. Ben kitap dağları deviren bir arkadaşımızım. 17 yaşından beri, 60 yaşlarındayım. Kitap dağları devirecek kadar okurum. Hiçbir kitap bana bu hadımların dünyası kadar acı vermedi. Hatta okuyamadım yani. Çok zor. Gençlere de okumayın diyor. Evet, kendileri. Okumayın diyorum çünkü hani orada çok sert yerler var. Yani bu kadar güzel bir kitabı neden okumasın gençler? Tarih olarak çok güzel bir kitap ama çok acı verici bir kitap. Şimdi Çin'in yasak şehrine her yıl 1000 tane çocuk, en az 1000 civarında çocuk hadım edilerek ve hadım ameliyatı var. Yani organları bir iple tavana bağlanıp o bıçaklarla, makaslarla ve afyonsuz ve uyuşturucusuz kesiliyor. Sonra onlar hizmetkarda yemek, getir götür işlerinde tütün, pipo, çay gibi el ayak işlerinde kullanılıyor. Hizmetkar olarak o Çin sarayında tek bir erkek, tek bir organ olacak. O da imparator. Bugün de böyle. Türkiye'de de tek bir erkek, tek bir organa doğru gidiyor Türkiye. Osmanlı sarayı, Osmanlı hadım etmiyordu ama hadım edilmiş alıyordu. Osmanlı'nın aldığı, satın aldığı hadım sayısı Çin'den fazla. 3000-5000. Çünkü konaklar da vardı bizde. Zengin konaklarına geliyordu. Kahire'de hadım merkezleri vardı. Sudan'da hadım merkezleri ve Sudanlılar, Habeşli çocuklar. Özellikle Habeşliler fiziki olarak da daha güzel oldukları için bir ticaret. Mesela bugünlerde değil mi, Libya'dan giden gemiler batıyor, 500 kişi, 600 kişi ölüyor. O gün yılda 2-3000 sadece hadım için geliyor. Hadım. Ve Osmanlı Sarayı'nda bir de ak hadımlar dediğimiz, Balkanlardan devşirilmiş ak hadımlar var. Bir de siyah hadımlar, zincir dediğimiz hadımlar. Bunların iş kavgaları. Hadım edilen insanlar mesela fizyolojik olarak kılları çıkmıyor, köse oluyorlar. Hormonlar çalışmadığı için. Kılları yok, koltuk altı kılları ve sakallar hiç yok. Sesleri çok inceliyor. Hatta İtalya'da bir dönem İtalyan sopranoların da organları kesiliyor, sesleri ince falan kalsın diye. Ancak sesleri kesiliyor gibi bir sürü çok büyük değişiklik oluyor vücutta. Boyları uzuyor, kemikleri uzuyor, kolları uzun oluyor ve etleri sarkıyor. Bu bizim Mehmet Parlaslar gibi, Cumhuriyet'in gazetesindeki Engin Aydınlar gibi böyle löp löp etli oluyorlar. Ve bu radikal yazarlar gibi sakat kalıyorlar böyle, Cengiz Yandarlar gibi yani fikri şeyler, sakatlıklar. Tabii ki şimdi bunların çok acı çekilen bir tarih. Sayfası açılacak gibi değil. Bu hadımlık bile o Cumhuriyet'le ortadan kalktı. Yani evet, önce köleliği kaldırma yasaları kıtlarla yıllar geliyor. Abdülhamit'le son hadımlar İtalya'ya gidiyor falan ama konak çevrelerinde hala hadımlar yaşıyor hizmetkar olarak. Bunların temizlenmesi bu topraktan Cumhuriyet'le başlıyor. Yani Atatürk'ün görünmeyen devrimlerinden biridir hadımlığın kaldırılması. Yani ne demek ya? Bir hadım düşün ya. Çok önemli bir şey aslında. Ya çok bir hadımı düşün ya. Bir hadım ya. Şimdi bütün dünyadaki bu hadımlara baktığımız zaman bu Rusya'da böyle bir tarikatlar var. Hindistan'da var bu hadımlar. Hindistan'dakiler çok acayip zaten. Böyle o Hindu geleneklerine göre hadım şeyini organını kutuda saklıyor. Nefret ettiği, sevmediği düşmanla onu gösterdiği zaman o düşmanın başına bir felaket geleceği düşünüyor. Lanetleniyor yani. Lanetleneceği. O yüzden bunların çok büyük dokunulmazlığı var. Hindu hadımların yani. Korkuyor herkes. Bunlar bizi organla gösterir. Hani kutu içinde falan.
Neyse ama bu çok acı verici bir tarih. Tarihe bir de buradan bakmak lazım. Burada sosyolojik olarak şunu söyleyebiliriz. Bütün dünyada, Çin'de, Osmanlı'da, Bizans'ta, İtalya'da, Rusya'da bu hadımların tarihi hep yoksul çocuklar. Yoksullar saraya girebilmek için kestirtiyor. Ya da ailelerin zoruyla kestiriyor ya da akli ermeden 7-8 yaşında. Ya bir düşünün ya. Tabii erkeklik olur. İmparatorluklar gidiyor, krallıklar gidiyor. Ama iktidar gitmiyor. Bugün yine hadım edilmiş. Bir insan iktidarından niye vazgeçer? Bizden hadım olmamızı bekliyorlar kendileri gibi. Biz niye iktidarımızdan vazgeçeriz? Ya iktidardan bir insan vazgeçebilir mi? Ama görüyoruz ki batıcı koloni subayı dediğimiz batıcı sömürgeci aydınlar da gidiyorlar, başka bir iktidarın sarayına giriyorlar. Hizmetkar gibi çalışıyorlar, hadım hizmetkarları gibi. Şimdi bu hadım kitabını yazan insanların büyük yazarlar, hadımların sosyolojik özellikleri, psikolojik özelliklerini anlatıyorlar. Tıpkı bu batılı aydınlarla tıpatıp örtüşüyor. Diyor ki bunlar diyor, yani o kaybolmuş organlarını telafi edebilmek için aşırı servet sahibi olmak istiyorlar diyor. Bütün adımların ortak özelliği. Bak batıcı aydınlarda da ne kadar benzer. Çok manidar. Ya da çok şatafatlı giyinirler. Ya da devrik liderlere çok sulanırlar onların kalan paralarını üç kağıt yapılmak için. Ya da gambazlamaya çok yatkındırlar. Üç kağıda, saray içi darbelere çok yatkındırlar. Çünkü onların doğrusu yoktur ki yani ahlakı da herkes kim gelirse. İktidar sarayda sırayla yani. Kim iktidar oynuyorsa onun adamı olurlar. Bütün bu özellikler yani hadımların psikolojik iktidarını kaybetmiş, organ olarak kaybetmiş hadımların özellikleriyle Türkiye'de liberal dediğimiz, koloni subayı dediğimiz, sömürgeci aydın, batı değerlerini savunan, PKK'yı, Ermeni tezlerini, taşnak tezlerini savunan aydınların karakterleri aynı, hiç değişmiyor. Bunlar çünkü birisine gidip bir cemaate kapılanıyorlar. Ya cemaate bak bir sürü liberal aydın gitti kapılandı. Onların hizmetkarı gibi konuştu. Ama orada bir organları yok. Organlar kesilmiş. Bir tane organ var orada, Fethullah Gülen. Bu tarafta bir tane organ var, Tayyip Erdoğan. Diğerleri hepsi kestirmiş. Yani hepsi hadım. Tabii bakın şimdi. İktidarın en tarafı, sert tarafı şudur. Erkek erkeğe, iktidar erkek erkeğe bir kavgadır. Erkeğin erkeğe boyun eğdirmesi zordur. Tüm tarih topraklarında. Ya öldürecek, ya kestirecek, ya süründürecek. İktidar kavgası budur. Ama bir takım insanlar, yani biz mesela kestirmiyoruz. Kestirmediğimiz için. Boynumuzu yemiyoruz, kesmiyoruz. Kesmediğimiz için de bizi sürmeye çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. İktidar, doğru bir iktidar kavgasıdır bu. Ama birçoğu gönüllü kestiriyor. Yani gönüllü kestiriyor. Sadece hizmete, senin piponu hazırlayayım, tütününü, yemeğini. Hep bir saray sevdası. Yani. Evet saray, zenginlik için. Yani yoksul ailesini geçindirmek için. Şimdi bu Cumhuriyet'in deki birçok yazar da yani şu bu liberal batıcı yazarlarında geçmişlerine bakın böyle bir aileleri var. Halk Partisi'nde şimdi liberal deyip ama sürece yatan o 4. 5. sınıf yazarlara da bakın ya da gazetecilere. Bunlar da çok yoksul çocuklardan geldi. Şimdi yoksulluk bu kadar dip vurduğu zaman nasıl gittiler cemaatte bir şeyhi dünya kainat imamı yaptılar. Şimdi de aynı şekilde yeni saraylar kuruyorlar. Cumhuriyet gelmiş. Herkes eşit. Kestirsen de eşitsin, kestirmesen de eşitsin kardeşim. Ama buna rağmen bir imparator kurmak istiyorlar, inşa etmek istiyorlar, bir lider. Çünkü bir lidere tapınıp, onun gambazlayarak, onun el altından kumpaslar çevirerek, orada kendi isimlerini cilalayacaklar, kendilerini önemli hale sokup, işte paralar, servetler falan kazanacaklar. Bütün liberallerin hayatı böyledir, dikkat edin. Ben size Özal'dan bugüne kadar yazan yazarların içinde, 200 dairesi olan, 300 dairesi olan, 500 dairesi olan 5-10 tane yazar söylüyorum. O kadar dairesi olan. Evet, ben size söylüyorum bunu. Niye yalan söyleyeyim ki? Şimdi bütün yani gözümüzde gördüğümüz şeyler bunlar. Şimdi bu kadar servetler gambazlamak, değil mi? Hizmetkarlık da yapmak. Tansu gelir Tansu'ya, Özal gelir Özal'a, Demirel gelir Demirel'e. Ama hiçbir zaman hukuku savunamazlar, devleti savunamazlar, bağımsızlığı savunamazlar. Bunlar ortak benzerliklerdir. Ve o Akın Akalay Bey'e biz bunları söylediğimiz zaman buradan bir bu YouTube'da vardır, Yeşilçam'dan kalmış bir parça vardır, Kadir İnanır. Ulan yalan söylüyorsun falan. Şimdi icra kurulu başkanı bir insanın böyle yalan söylüyorsun, Kadir İnanır'ın üslubuyla yazı yazması bir kere utanılacak bir şeydir. Ancak Osmanlı Sarayı'nda da kayıtlar var. Bu şeylerin, hadımların sesleri biraz horoz ıslığı gibi yani, ince horoz ıslığı, tiz. Ürkütücüyorlar. Padişahlar bile ürküyor hadımların sesinden. Aşırı ince böyle sofranı falan, ürkütücü. Şimdi bakıyorum o
Adam kadirizm, yani kadir inanır üslubuyla bağırıyor ama sesi horoz uslu. Şey var, iktidarı kaybetmiş. Bunlara söylediğimiz laf şudur. Kardeşim, bu öyle horoz uslu, horoz sesiyle, yani incelmiş, kestirmiş horoz sesiyle öyle efelenmeyeceksiniz. Egemenliğinizi kestirmeyeceksiniz. İktidarınızı kestirmeyeceksiniz. Cumhuriyetinizi kestirmeyeceksiniz. Öyle bağırmak, aydınlığa bağırmak, şuna bağırmak iş değil yani. Senin sana Allah bir iktidar vermiş hepimize. Koruyacağız. Önce kendi bedenimizi koruyacağız ya. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bunu da masaya yatırmayacağız. Bu kadar basit. Herkes kendi kişiliğini ve kimliğini koruyacak. Şimdi sen kendi kişiliğini koruyamamışsın. İktidarını koruyamamışsın. Ona buna bağırıyorsun. Horoz sesiyle. Anadolu'da horoz şey ergen yaşına gelmiş çocuklara mizahi bir şekilde söylenir. Hani onun kendi gelişmekte olduğunu ve erkekliğe döndüğünün farkında mı diye bir mizahi bir şey söylenir. Horoz ötüyor mu diye. Şimdi bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, Cumhuriyet Gazetesi'nde de horozun öttüğü falan yok. Tiz bir ses, bir hadım sesi. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu. Türkiye askeri kesmeye, emniyeti kesmeye, hukuku değil mi hepsini? Büyük bir tasfiyeye ve kesmeye başladı organları. Ama biz direndik. Biz kestirmedik. Bağırıyoruz. Ama bunlar kestirdi. Batıcı aydınlar hadım edilmiş insanlardır. Her hadım bir paşa ister, bir kral ister, bir saray ister. Ve bütün bu kadar hizmetkarınız olduğu zaman sizin saray tabii ki kurulacak. Bu kadar hizmetkar olmasaydı, bu kadar hadın edilmiş etkenler, Yiğit Bulutlar, Mehmet Barlaslar, Ali Bayramlar olmasaydı Tayyip Erdoğan o sarayı kurabilir miydi? Tayyip Erdoğan istihdam ve hizmetkar bolluğundan o sarayı kurdu. Bak bu kadar hadım edilmiş, kendisine secde eden bu Çinli hadımlar, Ulu Tanrım diye söyleniyor hizmetkarlar büyüklerine. Ulu Tanrım, Tanrı'nın oğlu, Ulu Efendim diye hitap ediyor. Hatta yerlerini, başlarını yere secdeyle öperken askerlerin topuk selamına hani sert vururda topuk ne kadar sert vurursa o kadar saygı ifade etmesi gibi alınlarını yere öyle sesle vuruyorlar ki o sesten bir hiyerarşik bir saygı gösteriyorlar. Şimdi bunlar 15 senedir Tayyip Erdoğan'a alınlarını yere vurup bu saygıyı göstermediler mi? Gösterdiler. İşte bu bugün kurulan Aksaray bu saygıyla oldu. O cemaatin gizli odalarında kimler gitti, kimler konuştu senin işaret ettiğin gibi. Kimler hangi işleri yaptı, hangi filmleri çekti bunları bilmiyor muyuz? Tane tane biliyoruz biz. Herkes gitmiş bir kainat, kendini kainat peygamberi ilan eden bir yere biat etmiş. Ve bu biat edenler ve bu cemaati koruyucuların soyunanlar da yani insan bir an tarihe durup konuşsak insan deli der. Cumhuriyet Gazetesi'nden insanlar. Nasıl olabilir bunlar? Bu topraklar biz yaşlandık gerçi. Birkaç atımlık barutumuz kaldıysa da benim gibi milyonlarca insan kestirmedi. Biz kestirmeyeceğiz. Sonuna kadar da bu kavgayı vereceğiz. Bu toprak erkek adam görecek. Böyle gelip bana horoz tizi, horoz tiziyle kimse konuşamaz. Sana bir iktidar verilmiş. Cumhuriyet Gazetesi sana bir iktidar vermiş. CHP gözümüzün önünde hadımlaştırdınız be. Bu ülkenin namusunu, bağımsızlığını tutamayacağınızı, savunamayacağınızı gösterdiniz. Bari ne yapıyorsanız da açık halkın üstüne söyleyin. Gözü önünde söyleyin. Dürüstçe söyleyin. Anlayalım. Batılaşan, batılaşmış bu aydınların bu kadar hadım özelliği göstermesi, yani iktidara hizmetkarlık yapan hadım özellikleri göstermesi siyasal olarak çok manidardır. Ama acı olan şudur. Hepsi yoksul çocuklardır. Yoksul çocuklar saraya sızabilmek için gambazlamaktan, kurnazlıktan, el altından, ilişkilerden başka da hala bir yol bulamıyor. Mustafa Kemal Atatürk gelmiş demiş ki eşitsiniz. Kestirsen de eşitsin, kestirmesen de eşitsin. Hepiniz kardeşsiniz. Değil mi? Eşit hukuk karşısında. Kestirsen de kesmiş ol bir hadım bile gelip bir de cumhurbaşkanı, başbakan olabilir yani. Kazayla başına bir şey getirmiş olarak ya da kendi tercih olarak. Ama hayır, iktidarlarını batıya, batı kumpaslarına teslim etmişler. Yani bizzat bunlar makasın altına gönüllü yatmışlar. Sırf servet için, sırf gambazlamak için, sırf kısa yoldan bir şey kazanabilmek için. Çok manidardır. Tarihe böyle bakarız, şöyle bakarız. Ama imparatorluklar yıkıldı ama hadımların ruh hali, karakteristik özelliği bugün bir sömürgeci aydınlarımızda aynen devam ediyor. İşin tuhafı şekil olarak da devam ediyor. Bir bakın yani etlerine bakın, kemik biçimlerine bakın. Yani birçok şeyde büyük benzerlikler gösteriyor. Ve onlar her zaman tarihin her tarafında iktidar ilan edenlere. Şimdi mesela siz güçlü hale gelin.
Bu hadımlar sizin etrafında toplanacak. Çünkü bu sefer TRT mesela, sen iktidar o zaman, senin için elinden TRT'yi kapabilmek için, büyük medyayı kapabilmek için aynı hadım hizmetkarlığını sana yapacaklar. Sen de şaşıracaksın. Ya 30 yıl siz şu adama hizmet ettiniz, ne çabuk başkasına dönüyorsunuz diye şaşırırsınız. Ama bu hadım özelliğidir. Yani şimdi bunlar mesela cemaate birden hizmet edip sonra birine dönmedi mi? Ya da şimdi şimdi iktidar sırayla sarayda. Şimdi tabii. Tayyip var. Bazı hadımlar da bu bizi sevmedi diyor. İkinciye oynuyorlar. Cemaate oynuyorlar. Sırada o. Ya saray entrikaları çeviriyorlar. Ya ne saray entrikası çeviriyorsun? Ve saray entrikasına CHP'yi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye sokuyorsun? Bizim bir bağımsızlığımız var. Bu bağımsızlık bu toprakta yaşayan herkesindir. Biz yurttaşız. Onurlu yaşamak istiyoruz. Yani kadını ve erkeği kişiliğiyle, kimliğiyle, varlığıyla, bağımsızlığıyla yaşamalı. Ne gidip onu bunun makaslarına yatıyorsunuz? Ermeni taşnaksı kesiyor. Pekkan'ın teröristleri sizi kesiyor. Cemaatin kainat imamı sizi kesiyor. Susuyorsunuz, gizliyorsunuz. Ve gelip bize bir kandırmacadan bahsediyorsunuz. Şimdi biz bunları söylediğimizde hayır diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Yalan söylüyorsun diyordu bize. Şimdi Kemal Bey'in kendisi söylüyor sürece girdiğini. HDP ile koalisyonları. Şimdi manşetten giriyor Cumhuriyet Gazetesi'nden HDP ile koalisyonları falan gibi. Biz bu yalanlar karşısında susmayacağız. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu büyük bir savaştır. Modernleşmeci aydınlarla batıcılar aydınların büyük bir savaşıdır. Bu dünyanın her tarafında vardır. Mesela batıcı siyasetlere bir örnek vereyim. Yani modernleşmeci ne? Batıcı ne? Mesela Barzani batıcıdır. Suudlar batıcıdır. Yani bunlar batının siyasi, yani mesela cemaatin kendisine baksınlar, yani Türkiye'de bir cemaat var ya, ya da İslamcı ideolojiye baksınlar, bunlar batıcıdır. Çünkü batının özgürlüklerini istemezler. Batıdaki sosyal hayatı istemezler. Ama batılı siyasilerin emrindedirler. Barzani gibi, Suud gibi. Modernleşmeciler öyle değil. Modernleşmeciler batının siyasilerin ağzına bakmazlar. Modernleşmeciler batıdaki akademik, hukuk, üniversite, sineması, kültürü oraya bakarlar. Oradaki sosyal hayatta halkımız yaşasın için mücadele ederler. Batıcılar öyle değil. Halkı yaşamaz. Halkı gene kapalı, bilmem ne gibi yaşasın. Ama batılı Obama ne diyor? Değil mi? Oradan ne emirler geliyor? Avrupa Birliği'nden ne emirler geliyor? Onların ağzına bakarlar. Tüm batı dışı topraklarda bu modernleşmeci aydınlarla batıcı aydınların, bu hadım edilmiş aydınların savaşını, uzun bir savaştır. İkinci Mahmut da modernleşmeci bir şey, padişahtır. Gavur padişah demişlerdir. Evet. Mustafa Kemal'in devrimine sert diyorlar. En serti 2. Mahmut döneminde olmuştur bunların. Ve 200 yıldır bu toprakta da sarayın hizmetkarlığına yapan, bu bir liderin, bir peygamberin, peygamber vari birinin, bir cemaatin etrafında yalakalık yapan aydınları gördünüz. 30 yıl içerisinde, şimdi hafif hafif herkes zihninden geçirsin. 30 yıl önce özelleştirmeler, yani Türkiye'nin 90 yıllık serveti bir peşkeş çekilirken ne dedi bunlar bizim için? Bunlar faşist, ırkçı. Biz ne dedik? Ya bakalım bunlar kar getiriyorsa satalım, kar getirmiyorsa niye satalım? Ve hepsi arsa fiyatına gitti. Avrupa Birliği'nde sabahlara kadar ATV'de yapılan, büyük televizyonlar yapılan tartışmaları bir hatırlayın. Ya hayatınız heba oldu be. 30 yılın geceleri sizi konuşturup dinlettiler size. Ne oldu? Biz dedik ki bu gümrük birliği anlaşmasıyla girersek köle oluruz. Köle anlaşması. Hukuk olarak herkes eşitse biz de girelim. Hatta Avrupa Birliği, Fransa, Almanya'nın gücü var. O güçün de bir üstünlüğü vardır. Buna da razı geleceksin. Bu ayrı bir şey. Bak buna rağmen. Ama bunlar şimdi oradan da kovuldular ve bize yine ırkçı faşist dediler. Her yerde ırkçı faşist. Ve çok da önemli bir özelliği var hadımların. Ve ben bu soruyu bu ekranda çok sordum. Bu askerler ve muhalifler 5 yıl 6 yıl içeride hapis yatarken ve hukuksuzca yatarken sürekli sordum. Açık kayıtlarıma bakın. Ya bu kadar kansızlığa, haksızlığa, zulme bu aydınlar nasıl rıza gösterebiliyor? Yani bu acı bir karşında acımasız bir vahşet var. İnsanlar içeride ölüyor, açlıktan ölüyor, yokluktan ölüyor, işkenceden ölüyor, komployla ölüyor ve hiç seslerini çıkarmıyor bu hizmetkar, hadım edilmiş aydınlar. Ve hatta Gestapo aydın diyordum ben bu yüzden. Hadımlar bedensel işkenceden çok zevk alıyorlar. Kendileri hayatlarında çok sert bir hadım kestirdikleri için başkasına bedensel acı çekilmeksinden de çok hoşlanıyorlar. Ya yani böyle bir psikolojileri falan var. Aynı özelliği bakıyorsun bugün bunlarda görüyorsun. Ya adam gitmiş 5 yıl içeride kuslu yatıyor. Tek bir yazı yazmadı ya. Tek bir yazı. Ya yazar aydın bu insanlar ya.
gazete yönetmiş insanlar, genelkurmay başkanı insanlar ya. Kodesleri atıldı, tek bir yazınız yok ya. Siz bu kadar karşı tarafa beline acı vermekte nasıl bir zevk alabilirsiniz? Niye mi zevk alıyorlar? Çünkü kendileri koparttıkları, kestirdikleri için artık onlar başkaları da acı çeksin istiyorlar. Çünkü kendileri teslim olmuşlar. Biz teslim olmayacağız. Olmadık. Bu toprak da teslim olmadı. Ve dikkat edin. Gidin gazetenizi çıkartın. Gidin bir yerde partinizi kurun. Hayır yok. Sürekli gelip bu 7 yıldır başını eğmeyen seçmen üzerine tezgah kuruyorlar. Ya git başka bir yerde parti kur. Fikirlerine bu çok batıcı, liberal, özelleştirmeci, taşnakçı tezlerini o partide de şey yap, takdim et. Hayır. Senin elinde olanı gelip senin elinden kaparak, iktidarıyla, medyasıyla kaparak, değil mi? Cumhuriyet de öyle. Yani gelip kapmaya çalışıyor. Siz daha düne kadar Cumhuriyet gazeteleri içeri atılırken Samanyolu televizyonunda Mehmet Altanlar'la, Eser Karataş'lar, kahkahalarla gülmüyorlar mıydı? Dalga geçmiyor muydunuz? E şimdi ne işin var Cumhuriyet'te? Ya bu kadar midesizlik, yani bu kadar pislik olur mu? Ama yapıyorlar bunları ve yaptılar. Yani bakıyorsun ha burada olmuş, ha orada olmuş, ha burada olmuş, ha orada olmuş. Ha bir de senin bir özelliğin varsa, yazar özelliğin, 3 okuyucu getirecek, 5 okuyucu getirecek, bir internet sitesinde yaz, bir dergide yaz, bir gazete yaz da görelim o gazete kaç satıyor. Yani 3000 satamamış, radikal 3000 satamamış, 2000 satamamış. O pislikleriyle tarihe şey yapmış, mal olmuş, karışmış bir yer. Şimdi tekrar gelip burada yazı yazmaya çalışıyorsun ve bir de bunlara baş yedirmeye çalışıyorsun. Yani tıpkı Yasakşehir Çin'deki gibi, tıpkı Osmanlı Sarayı'ndaki gibi, tıpkı batıcı kolonistlerin her yerde yaptıkları gibi bizi zorla yatağa sikecekler ve zorla makasla iktidarımızı kesecekler. Bizi de kendileri gibi hadım edeceklermiş. Böyle bir şey yok. Son günde kadar buradayız. Son günde kadar. Son barutumuza kadar. Ve milyonlarca insan bu cepheyi hiçbiri terk etmedi ve terk etmeyecek. En zor günde terk etmedi. Siz gitmişsiniz, bağımsızlığınızı, cumhuriyetinizi, egemenliğinizi taşnağa, terörist PKK'ya ve cemaat kuruculuğuna teslim ediyorsunuz. Bundan büyük ayıp mı olur? Bundan büyük rezillik mi olur? Hangi, neyle kandırdılar sizi? Ya şimdi bir düşün ya, benden geliyor, bana diyor ki adam, sana 100 milyon dolar verdim, erkekliğini ver. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu mantık mı ya? Şuraya bak ya. Şimdi de horoz çığlığı, horoz ıslığı gibi bağırıyor. Akın Atalay mı o? Okuma yazması olmayan bir insan, icra kurulu başkanı, delikanlı olsa isim verir. İsim verecek kadar bir delikanlılığı yok, yiğitliği yok, cesareti yok. Kişiliğine güvenen insanlar isim verir. Benim adım Nihat Genç. Yazdığım her yerde yazar Nihat Genç. Bak sabahtan beri adını geçen bir sürü insan adı geçiyor. Yazılarımda da böyledir. Birisinden bir şey diyorsam adına söylerim. Derim ki Ertuğrul Özçök, derim ki Kılıçdaroğlu. Sen de sen karşı taraftaki ismini verecek kadar kendine güvenmiyorsun. Sen kimsin? Böyle bir yalan söylüyorsun gibi, böyle bir şey. Kadir üslubu, üstelik Cumhuriyet gibi dil konusunda da hassas, Türkçe konusunda da hassas bir gazetenin başında bir de bu adamlar. Böyle bir bağırdı. Ya biz, erkek narası güzel bir şeydir. Erkek narasını severiz. Ama bunlar bir ibiş. Biz bunların ibişliğine gülüyoruz. Yani bunlarla çoluk çocuk, o Kadir İnanır'ın yalan söylüyorsun şeyle, YouTube şeyle çoluk çocuk dalga geçiyor. O, biz çok sırın pehlivan gördük. Çok sırın pehlivan gördük böyle. Çok Kadir İnanır gördük biz. Süreç masalarında öyle oynadılar ibiş gibi. Sonra İrlanda'ya seyahatlere de götürdüler. Sonra şey, sarayda kralın masasında oturunca bir şey olduğunu falan sandı. Şimdi sarayda kendisi söylüyor, bu seçim ayağı yapıyor ya. Süreç millet yok, masa yok. Hepsi böyle rezil olmuş. Oynanmış insanlar. İnsan kendiyle bu kadar oynatmaz. Kendiyle bu kadar masaya yatırtırmaz. Kendini bu kadar rezil etmez, kefaze etmez. Ne yaşıyoruz be? 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Bir güzel selamımız, bir güzel bakımımız, merhaba bir deyişimiz var. Bu kadar be. Bunun için ne böyle bu? İçin bu kadar şey, tilkiliğe, tezgaha. Bir de böyle erkeklik şeyini, haysiyetinizi masaya veriyorsunuz, başkalarına veriyorsunuz. Erkek adamsanız erkek adam olun be. Bu ülkede bir cumhuriyet var. Bağımsızlık var. Savunacaksan savun. Savunmayacaksan savunmayacağım da. Biz de anlayalım. Nerede? Önüne gelene. Yani bağırdığında biz korktuk mu? Kimden korktuk biz? Cemaatinden mi korktuk? Kimden? Bizi kim korkutabildi? Bizi kimse... Bizi tek korkutan kendi bize yakın insanlar. Bizim gibi düşünen insanların alevere, dalevere ile kumpasa gelmeleri bizi bunlar korkutuyor. İnsan olarak üzülüyoruz. Şimdi sen çok yakın, ortaokuldan beri tanıdığın bir arkadaşın
ya da Aydınlık Gazetesi'ndeki bir yazar arkadaşınızın böyle ibişleşmesi, komikleşmesi senin canını sıkmaz mı? Seni üzen budur. Çok üzer. Biz düşmandan korkmuyoruz. Biz düşmanın gücünden de korkmuyoruz. Bu ülkedeki projelerinden de korkmuyoruz. Buradayız ve bu son baratımıza kadar buradayız. Ama biz bize yakın dediğimiz, sol dediğimiz, muhalefet dediğimiz insanların ibişleşmesinden, tezgaha gelmesinden ve erkeklik organlarını tıpkı hizmetkar olabilmek için hadım gibi kestirenlerden korkuyoruz. Diyoruz ki ya bir insan nasıl bu kadar alçalabilir be? Nasıl bu kadar alçalabilir? Cumhuriyet Gazetesi cemaat koruyuculuğu yapacak. Yok ya. Şimdi sürekli böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Gazetesi falan konuşulurken aslında tepkiler size de geliyor, bizlere de geliyor. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriyorsunuz, neden Cumhuriyet Gazetesi'ni eleştiriyorsunuz diye aslında onun cevabını verdiniz ama ben şimdi bir kez daha gerçekleri görmek için artık yani Cumhuriyet Halk Partisi kendisini tanıtıyor. Siz yıllarca söylediniz, aylarca söylediniz, bu ekranlardan yazılarınızda anlattınız. Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir yere doğru ilerlemiyor. Bir dur demek lazım dediniz. Size eleştiriler yapıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sizin önceden yaptığınız eleştirileri tek tek kabul ederek tabii, öyle ifadeler söylüyorum. Kullanıyor. Ben onları biraz okumak istiyorum. Çok tabii, kısa. Buyur söyle. Söyle mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik Zaman Gazetesi'nde konuştu. İşte bu hafta içi, geçen hafta içerisinde. Şimdi ulusalcılara bagaj yükü dedi. Bu ifadeyi kullandı. HDP'yi bilerek eleştirmiyoruz dedi. HDP barajı alsın istiyoruz dedi. Bir zaman bir Aksiyon dergisine de CHP Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu konuştu. Orada da 2004'teki darbe planlarının doğru olduğunu söyledi. Yani Balyoz Kumpası'nın aslında onaylıyor. Evet. Dünyadan kalktı ama o hala orada direniyor. Evet, dünyadan kalktı evet. Hakikaten. Ve Aksiyon dergisine yani cemaatin dergisine bu açıklamayı yapıyor. Yetmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı yine Mehmet Bekeroğlu, Kefere Kemal diyen Mustafa Kemal Atatürk'e AKP ile koalisyon kurarız diyor. Şimdi AKP'yi devirmek isteyen bir muhalefet partisinin AKP ile iktidar kurmaya, koalisyon kurma fikri biraz garip kaçıyor tabii ki. Evet. Önceden siz de bunu dile getirmiştiniz. Gene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu zaten her daim çıkıyor. Ve Cumhuriyet'in manşetinde söylüyor bunları. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ilginçlerinden birisi de şu olsa gerek. Hakkari il yönetimi. Aynı zamanda milletvekili adayları bunlar Hakkari'de. Ve biz HDP'nin barajı aşmasını istiyoruz ve Hakkari'deki bütün vekilleri almasını istiyoruz. Eğer barajı aşamazsa biz bir tane vekil çıkartmak istiyoruz diye çok enteresan bir şekilde, ilginç bir şekilde HDP'yle koalisyon için HDP'ye şey istedi. Şey, istedi. HDP'nin gözüne girmek, HDP'yle evet. Koalisyon için hepsi yarışıyor yani. Evet. Bunun şeysi şu yani Amerika'ya HDP'yle koalisyon sırası bize geldi. AKP süreci başaramıyor, biz başaracağız. Evet. Zaten bu süreç yazıları Cumhuriyet Gazetesi'ne dikledilmeye başladı. Evet. APO'nun geliştirdiği Demokratik Türkiye, bu bölgelere ayrılmış Türkiye'yi yani aynı rengin yazmaya başladı. Bunlar da buna hevesleniyorlar. Evet. İki şey daha var abi. Hemen onu da söyleyeyim. CHP Ağrı Milletvekili adayı Cemil Erhan Ağrı'da bu şey olayı olduğu zaman TSK ile PKK arasında bir çatışma olduğu zaman o zaman da zaten devletin bir provokasyon yaptığını söyledi. PKK'lıları gerilla dedi. Hiç kimseden tepki gelmedi. Ve son olarak da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Dün de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde konuştu. HDP meşru bir siyasi aktördür dedi. HDP'yi almadan yani olmadan HDP mecliste olmadan Kürt sorunu çözülmez dedi. Biz HDP'nin barajı aşmasını istiyoruz dedi. Şimdi oyları bölmeyelim diyen bir partinin sürekli HDP övgüsünü yapması ve HDP'yi meclise sokmak istemesi çabası yani anlaşılabilir bir şey değil. Sizin ben bunu şunun için okudum zaten. Yani sizin aylardır belki de yıllardır söylediğiniz şeyleri şu an aslında CHP'nin kendi üst kadrosu söylüyor. Şimdi size verilen tepkileri acaba Cumhuriyet... Hayır bir de şöyle bir şey var. Yani yanlış bir şey söylüyorsan derken yanlış söylüyorsun. Evet. Bizi rezil eder. Falan ismini söylüyorsak gider dava açar ya da gazetesinde yazar. Biz de rezil oluruz. Evet. Ama şimdi biz bunları söylediğimiz için böyle bir şey yok zaten. Söylediğimiz zaman böyle bir şey olmuyor. Evet. Geçelim bunları. Bu gösterdiğin, işaret ettiğin tamam. Yerler doğrudur. Tamam. Biz bütün bunlara rağmen muhalefet çizgisindeki bütün partiler kimse o partilerin içerisinde ayrım gayrım yok. İsteyen istediğine gider şey yapar. Biz yazar konumunda eleştiren insanlarız. Ve bunu söylemek zorundayız. Bizim midemiz kaldırmıyor. Benim midem PKK ile anlaşmayı kaldırmıyor. Taşnak'la anlaşmayı kaldırmıyor. Cemaat korucusuyla, koruyuculuğuyla anlaşmayı, cemaat televizyonlarında konuşmayı kaldırmıyor. Benim kişiliğim budur. Ben bağımsızlıktan yanayım. Ülkemin refahından, kardeşliğinden yanayım. Ben başka bir yerdeyim. Ve ben son
nefesime kadar, son barutuma kadar mücadelemi devam edeceğim. Kim ne yaparsa yapsın. Yok o 3 oy almış, yok 5 oy almış, yok 10 oy almış. Şimdi daha çok oy almak için affedersin daha çok şey mi, fahişelik mi yapalım yani? Bunun mantığı var mı? Her ailede çoluğu var, çocuğu var. Herkes namuslu kazanmak ister, dürüst kazanmak ister. Pazarda işte şey biber satar, kendi onuruyla kazanır. Daha çok kazanalım diye gidip cemaatle işbirlikleri, PKK ile işbirlikleri mi? Bunlar olabilir şeyler mi? Bunun adı siyaset olunca fahişelik olmuyor mu? Pislik olmuyor mu? Aynı şeyler bunlar. Sen 50-80 yılda, 90 yılda burada bir cumhuriyet var. Ve cumhuriyet son 80 yılda sağ iktidarlar burayı paşa böyle almışlar. İşte Tansuları, Özalları, Demireli yiye yiye getirmişler. Ve sen geliyorsun bütün bu sağcı alışkanlıkları, el altından alışkanlıkların aynısını sürdürüyorsun. Bunlar bizim midemizin kaldıracağı şeyler değildir. Peki. Müsaade etsinler 3 kişi de 5 kişi de böyle o şey konuşsun, ortaya konuşsun. Onun bunu adam olmadan konuşsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir Nihat Genç'le Veryans'ın programı daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yoksa aynı şeyleri söyle. Bunların şeyi kalmaz. Doktor Ayberdan ve Apo. Şey, bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey.